Merkez Bankası Fed nasıl kontrolü kaybetti ve bundan sonra nelerle karşılaşabiliriz? Fed unlimited QE ilan etti. Yani sınırsız piyasaya nakit vereceğini, piyasadan tahvil ve benzeri varlıklar satın alıp piyasaya sınırsız nakit vereceğini ilan etti. Buna rağmen borsa günü düşüşle kapattı ve birçok hezimetin ardından acil faiz indirimleri, trilyonlarca dolarlık taahhütler ve garantilere rağmen yaşadığı hezimetlerin ardından bir hezimet daha yaşamış oldu. Böylece Fed arkadaşlar ve borsadaki kayıplar S&P 500'de %30'a vardı ve bu tarihte bu kadar hızlı gerçekleşen %30'luk kayıplar arasında en hızlı gerçekleşen kayıp oldu. Bu kadar hızlı, bu kadar büyük kayıplar en son 1929 büyük buhranında görülmüştü arkadaşlar. Fed'in kontrolü kaybettiğine dair bir başka gösterge de geçen hafta ortaya çıkmıştı. Amerikan hazine tahvillerinin yani borçlanma senetlerinin en kısa vadelileri 1 aylıklar ve 3 aylıklar negatif faize girdi arkadaşlar. Yani 2008 krizi ve Ekim 2015'ten beri ilk defa bu varlıklarda negatif faiz görüldü tekrar. Oysa Fed acil faiz indirimleriyle en kısa vadede bile faizi sıfıra indirmişti. Negatife değil. Böylece ne oldu geçen hafta? Fed en önemli aracında yani faizlerde, gecelik faizlerde ve kısa vadeli ve orta vadeli faizlerde kontrolü kaybetmiş oldu. Tekrar şimdi bu kadar paketten sonra ve önlemden sonra bunlar bu 1 aylık ve 3 aylık kağıtların faizleri tekrar pozitife geçti ama bu her an yeniden tekrarlanabilir. Çünkü piyasa dolara saldırıyor ve bu varlıklar, bu 1 aylık ve 3 aylık bonolar nakite en yakın varlıklar. Bu yüzden bunlara saldırıldığı için, çok fazla satın alındığı için bunların faizi eksiye gitmiş durumda. Bu tekrarlanabilir. Spreadlerde de kötü durum devam ediyor. Bunlar birkaç gün öncesinin grafikleri. Birazdan göstereceğim grafikler. Muhtemelen bunlarda bir miktar iyileşme oldu. Fakat bakın birkaç gün önce durum şöyleydi. Yatırım yapılabilir nota sahip şirket bonolarıyla hazine faizleri arasındaki fark, demek ki şirket bonoları yatırım yapılabilir nota sahip olsalar bile onlar da dolara atak nedeniyle satılıyordu ve 2008 kriz seviyesine yakın, Avrupa bankacılık kriz seviyesine yakın düzeylere gelmişti. Yine yüksek faizli şirket bonoları, onlar çok daha kötü durumda. 2008 kriz seviyesini neredeyse yakalayacak duruma gelmişler. Bunlarla hazine faizleri arasındaki fark ve en büyük şok yükselişlerden bir tanesi yerel yönetimlere ait bonolardaki fark, spread. Bu da 2008 krizi düzeyini çoktan aşmış durumda. Çünkü yerel yönetimler çok borçlu olduğu için bir an önce bunlardan satıp kurtulmak istemişler muhtemelen yatırımcılar. Ve yine en önemlilerden bir tanesi 3 aylık LIBOR OIS spread'i, yani dolar bazında Amerikan faiziyle, Merkez Bankası faiziyle 3 aylık LIBOR. Yani LIBOR'da teminatsız borçlanmak durumunda kalıyorsunuz. Burada ise teminatlı borçlanırsanız ödeyeceğiniz faiz, teminatsız demek ki birçok işletme kalmış ve borçlanmak zorunda kalmış ve buradaki fark çok yükseldi ve 2008 seviyelerine, kriz seviyelerine ulaşmak üzere gördüğünüz gibi. Bunlar tabii birkaç gün öncenin rakamları, geçen haftaya ait, geçen haftanın sonuna ait rakamlar ama dolar rakamı yeni rakam. Burada görüyoruz küçük azalmalar olsa da hala 102'ler seviyesinde. Yani başladığımızda 95'ler seviyesindeydi, 94'ler seviyesindeydi. Hareketin en başı ise 2018 başı. Bu 2018 başında, 2017 sonunda ne olmuştu? Amerikan Merkez Bankası
rekor düzeye ulaşan para basma operasyonunu durdurup para yakma operasyonuna çevirmişti. Ben bunun önemine o zamandan beri defaatle işaret ettim. Zaten bu para yakma operasyonu ve Libor faizlerinin yükselmesi bu piyasaları bu hale getirdi. Şimdi herkes Çin kaynaklı sağlık olayından, CVD'den bahsediyor ama asıl piyasaları mahveden şu yükselişlerdi zaten. Bakın burada patlama yaptı dolara talep. Şurada da yani bu patlamadan önceki son iki tepeden birinde de zaten Amerika'da repo faizleri patlamıştı. Repo krizi başlamıştı. Ve o zaman ortalıkta sağlık sorunu ya da petrol diye bir şey hiç ortalıkta yoktu. Ve aslında bu kriz o zamanlardan beri geliyordu arkadaşlar. Şimdi 2008'i hatırlatan bazı olumsuz gelişmeler var. Onlara da dikkat çekmek istiyorum. Financial Times diyor ki Kuzey Avrupa ülkelerinde yüksek faizli bonolara yatırım yapan fonlardan müşterilerin para çekmesi engelleniyor. Bonoların, fonların böyle bir hakkı var. Fakat tabii kriz dönemlerinde en son böyle bir şey 2008 krizinde 2007 yılında Ağustos ayında görülmüştü. BNP Paribas o dönemde fonlarından çekim yapılmasını yasaklamıştı. Bu fonlar Amerikan mortgage'larına yatırım yapan fonlardı. Bu sefer de yüksek faizli bonolara, şirket bonolarına yatırım yapan birçok fonun çekim yapmayı durdurduğunu görüyoruz. Danske Bank ki Danimarka'nın en büyük bankası yani BNP Paribas ayarında sayabileceğimiz bir banka 15 tane fonunu Cuma günü çekimlere kapatmış. Bunların çoğu da yüksek faizli şirket bonolarına yatırım yapmış. Yine aynı şekilde İsveç ve Norveç'te de birçok fon, onlarca fon kapatmışlar çekimlere. Birçok başka şirket de aynı yöntemi uygulamış. 2008'i hatırlatan bir durum. Yalnız 2008'de krizin tam bir tepe noktasına ulaşması yaklaşık bir yıldan fazla sürmüştü ama ben bu sefer bu kadar uzun süreceğini zannetmiyorum. Her şey çok hızlı gelişiyor. Haftalar belki de aylar şeklinde bir karşımıza tablo olabilir. 2008'i hatırlatan bir başka tablo Aysun Karaytu hatırlatmış. Cumhuriyetçilerin önerdiği 2 trilyon dolarlık devletin bu sefer yapacağı kurtarma paketi tasarısına demokratların izin vermemesi. Bunu finans doktoru Lehman kriz batışından önceki paketin onaylanmamasına benzetmiş. Ve Aysun Karaytu da demiş ki evet daha sonra daha ağır bir paketi onaylamak zorunda kalmışlardı diye de hatırlatmış. Bu paket ikinci seferde de onaylanmadı. Aysun Karaytu'nun geçecek bence demesine rağmen hala kongrede pazarlıklar sürüyor. Bu pazarlıklar biraz olumluya gitmiş ki Dow Future'larında 300 puanlık bir artış var. Siz videoyu izlediğiniz sırada bu pazarlıklar olumlu da sonuçlanmış olabilir arkadaşlar. Bir önemli nokta daha var dikkatimi çeken. Biz diyoruz ya altın, gümüş, işte Bitcoin hatta işte en kaliteli varlıklar olarak kabul edilen Amerikan hazine bonoları uzun vadeliler bile satılıyor. Sadece kısa vadeli Amerikan hazine bonoları ve işte nakit ayakta durabildi bu ortamda. Yahoo Finance'te yer alan bir Bloomberg haberine göre zengin insanlar nakit elde edebilmek için sanat koleksiyonlarını satıyorlar. Yani özellikle tabloları ve önemli miktarda dolar nakit buradan elde etmeye çalışıyorlar. Bu da durumun vehametini ortaya koyuyor. Demek ki sanat eserleri de satılıyor. Okan Bayülgen'le yaptığımız programlardan bir tanesinde, para programlarından bir tanesinde Okan Bayülgen söylemişti. En çok zenginlerin yatırım yaptığı araçlardan bir tanesi de sanat koleksiyonlarıdır. Orada gündeme gelmişti bu. Arkadaşlar bu bize neyi gösteriyor? Satışların devam edebileceğini gösteriyor. Yani sanat eserleri de satılmaya başlandıysa satışlar devam edebilir. Biz altında ve gümüşte
Mesela 2008 yılında yaşanan kayıpları henüz bu krizde yaşamadık ki bu kriz aslında 2008'den çok daha kötü bir kriz. Altın o zaman %25 düşmüştü, gümüş de %50 düşmüştü. Şu anda biz bunların sadece yarısını gördük. Bu açıdan bir miktar daha sağlam ve sınırlı varlıklarda satış görebiliriz. Dolara atak devam edebilir. Bunu engelleyebilecek olan şey bir süreliğine de olsa belki işte bu Amerikan devletinin yapacağı kurtarma ve yardım paketleri, hane halklarına direkt para dağıtması, ailelere, bireylere ve tabii şirketleri, bazı sektörleri kurtarması, bu paketin 4 trilyon dolara kadar çıkabileceği söyleniyor. Korkunç bir rakam. Bu piyasaları en azından bir süre belki sakinleştirebilecek olan formül. Ama bu bile yeterli olmayabilir. Bunu da akıldan çıkarmamak lazım. Benim yatırım stratejim açısından bir şey fark etmiyor. Biliyorsunuz ben seneler önce bu sağlam ve sınırlı varlıklarda zaten pozisyon aldım. Elinde bir miktar daha dolar var. Piyasa buralardan daha da aşağı giderse diplerden alım yapmaya çalışabilirim. Yok gitmezse, düzelirse, yukarı giderse zaten problem yok. Ben zaten pozisyonumu aldım. Altın, gümüşte ve Bitcoin'de tekrar yükseliş başlarsa ben zaten gerekli olan pozisyondayım.